Merhaba arkadaşlar, bu videomda size kişisel bir imza örneğini GIMP'e nasıl aktarabileceğinizi ve bunu bir fotoğraf üzerinde nasıl ekleyip kullanabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Ben örnek olsun diye bir karalama yaptım. Burada imza gibi görünen bir karalama yaptım. Ve bunu çizim olarak hazırlayıp burada fırça bölümüne aktaracağım. Ve daha sonra burada kendi çektiğim bir fotoğrafın üzerine nasıl ekleyebileceğinizi, kullanabileceğinizi göstereceğim. Böyle bir çizim yapmak zorunda da değilsiniz. Bir isminizin baş harfleri de olabilir. Herhangi bir şekilde böyle imzanızı hazırlayıp kullanabilirsiniz. Gerçek imzanızı kullanmamanızı tavsiye ederim bu arada. Şimdi yeni bir katman açıyorum. Ve bu imzayı şöyle kaba taslak çizeceğim önce. Daha sonra küçük rötuşlarla bunu düzeltebilirim. Örnek yapacağım için bunu da fazla özenmiyorum bu arada. Çizimi böyle tamamladıktan sonra yolu darbele bölümü var şurada solda, onu tıklıyorum. Açılan bu pencereden düz rengi seçiyorum. Çünkü düz bir çizgi olarak imzanın oluşmasını istiyorum. Kenar yumuşatma seçili olacak. Çizgi genişliğini 10 kullanacağım. Biraz kalın bir imza olmasını istiyorum. Çizgi biçimi bölümünde de burada tepe biçiminde orta bölüm seçili olacak ki şu uçlarda yuvarlak olsun. Daha sonra birleştirme biçiminde de şu orta kısım seçili olacak. Orta kısımlardaki dönüşler de yuvarlak olsun diye. Ve darbele diyorum. Bu arada önemli bir ayrıntı. İmzanızı şurada üstteki ön alan rengine göre yapacaktır. Siyah seçmiştim daha önceden. O nedenle siyah yapıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Ona dikkat edin. Şimdi şöyle alt kısmı kapatıyorum. Bana kaba taslak böyle bir imzamı hazırlıyor. Bu imzayı defalarca kullanmak isteyebilirsiniz. Üzerinde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. O nedenle bu aşamada dosya kaydet bölümünden XCF uzantılı olarak bu imzayı kaydetmenizi tavsiye ederim. İmzanızı farklı renklerde hazırlamanızı da tavsiye ederim. Bu imzayı PNG dosya olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle dosya bölümünden dışa aktar diye bölümünü tıklayarak bunu PNG olarak dışarı aktarıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama GIMP programında devamlı bir fotoğrafın üzerine uygulamak gibi bir çalışma yapacaksanız her seferinde bunu tekrar GIMP programına aktar gibi uğraşmak zor gelecektir. O nedenle bunu buradan fırça bölümüne eklemek ve devamlı burada sabit kalmasını sağlamak daha mantıklı oluyor. Şimdi onu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu imzanın şöyle fazlalıklarını bir kesiyorum. Daha sonra bunu düzenle bölümünden kopyala diyorum. Kopyala dediğim anda bana burada bir örneğini oluşturuyor. Bu geçici bir örnek. Programı aç kapa yaptığım zaman bu gidecek, kaybolacak, bir daha burada bulunmayacak. O nedenle burada kalıcı olmasını, bu fırça örnekleri gibi kalıcı olmasını istiyorum. Kopyala demiştim biliyorsunuz. Düzenle bölümünden şimdi farklı yapıştır bölümündeki yeni fırça seçeneğini tıklıyorum. Burada bana fırçanın ismini vermem için ekran açılıyor. Buna ben imza diyorum. Yine buraya da imza diyorum. Ve okeyliyorum. Burada diğer fırça örnekleri gibi devamlı burada duracak bir fırça örneğini oluşturuyor. Bunu eğer buradan silmek istersem şuradan silebiliyorum. Bu fırça örneği burada GIMP programının brush bölümünde kayıtlı şu anda. Bunu buradan silersem bu programda da silinecektir.
İmzanızı devamlı saklamak isterseniz, bilgisayarınızda göçme gibi sorunlarla karşılaştığınızda tekrar bunu hazırlamak zorunda kalmamak için bu imzayı şöyle kopyala diyerek başka bir yere yedek almanızı öneririm. Bilgisayarınızda sisteminiz yeniden kurulup GIMP programı yeniden kurulduğunda GIMP programının branş klasörüne tekrar getirip bunu buraya yapıştırdığınızda yine programınıza şuraya gelip şu yenile bölümüne tıklayacaksınız ve burada fırça yeniden görünür hale gelecek. Böyle kullanmak daha kolay, daha mantıklı oluyor. Şöyle fotoğrafa geçiyorum. Şimdi bu fırçam benim seçili. Fırça seçeneğini seçtim. Yeni bir katman ekleyeceğim, ona yapacağım. Şöyle buradan bu fırçanın boyunluğunu da ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Diğer fırçalar gibi. Şöyle bunu buraya yapıştırıyorum. Böyle bana bu fırçayı, bu imzayı bu şekilde yapıştırıyor. Yeni bir katmanı daha açayım. Ve fırçamızın boyunu biraz daha büyütelim. Şöyle onu da tam orta yere böyle koydum. Şöyle matlığını açtığım zaman fotoğraflarınızda imzalarınızı bu şekilde kullanıp onları koruyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.